AK Parti içinde de bu teftiş tartışması var, bunu aktarmıştık. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, her seferinde İmamoğlu'na can suyu oluyoruz, yazık diyerek bu teftişe tepki göstermişti. AK Parti 22. dönem milletvekili Resul Tosun'dan daha keza aman ha bunu sakın yapmayın. İmamoğlu'na bir kez daha destek olmuş olacağız. Zaten tekrarlanan İstanbul seçimi hataydı dedi. Ve nihayetinde dün bir başka değerlendirme geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Bu teftiştir, soruşturma değildir ve nihayetinde terörle iltisaklı olanlar bir kadroya sızmış olabilir. Bu başkanı sorumlu kılmaz dedi. Biz eğer bunu böyle düşünür ve böyle yaparsak kendimizle çelişiriz, kendimizle çelişkiye düşeriz diye konuştu. Yani AK Parti içinden aslında bu adımın bir kayyum atamasına gitmeyeceği, gitmemesi gerektiğine dair görüşler de dillendirilmeye başladı. Ama AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan bunun tam aksi yönünde bir görüş bildirdi. Cahit Özkan diyor ki İmamoğlu da kandırılmış olabilir, bu teftiş onu da rahatlatır. Hukuki olarak takibini yapmak anayasal görevimizdir. Devletin bütün kurum ve kuruluşları da anayasal ve demokratik kurallar çerçevesinde üzerlerine düşenleri yapmaktadır. Herkes sabırla takip etmeli. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik başlatılan terör teftişini Haber Global yayınında bu sözlerle değerlendirdi. Soruşturmanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu da rahatlatacağını savundu. Partisinin o kapalı kapılar arkasında HDP ile yapmış olduğu ittifakın çerçevesinde hayır diyemediği büyük bir tehditle, belki de terör örgütünün bile baskısı söz konusu olabilir. Büyükşehir Belediye Başkanı da bu tür iddiaların temize çıkmasını, aydınlanmasını istemez mi? İster. Çünkü böyle bir vahim iddia var. Özkan'ın gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı Türk lirası mevduat sistemine değindi. Türkiye yeni rotasını çizdi. Sonuçlarını 2022'de hep birlikte göreceğiz dedi. Alınan hem faiz kararı doğru olmuş. Diğer taraftan da düşecek faizlerin, düşen faizlerin sürekli kur tehdidiyle karşılaşması da önlenmiş oldu. Türkiye yeni rotasını çizmiştir ve yeni rota hem iç ekonomi çevrelerinde hem de uluslararası yatırımcılar çerçevesinde karşılık bulmuştur. Bunun semerelerini de inşallah 2022 yılında